Herkese selam arkadaşlar. Ben Mehmet Hoca'nız. Dediğim 13 tane videoyu geride bıraktık mı arkada birlikte. Sen bunların hepsini atlamadan, zıplamadan la like ile izlediysen artık hazırsın. Neye hazırsın? Dizilerde soru avcısı 14. derse hazırsın. Bu dersin sonunda artık o soru bankalarının içindeki soruların içinden geçeceğiz. Anlaştık. Tamam diyorsan, oldu diyorsan al bakalım eline kalemi. Koy bakalım önüne videonun açıklama kısmından PDF'leri. Benle birlikte çözme Benden önce çöz. Sonra cevabı kontrol et. Ama benim çözümleri muhakkak izle. Belki farklı yolla çözmüşüzdür. Farklı bir şeye ilham kaynağı olabiliriz belki senin için. Diyelim. Diyelim ve artık soru avcısı başlıyor. Gerekli erzanı da aldıysan suyunu içeceğini yiyeceğini biraz uzun bir ders olacak. Diyeceksin ki gönder gönder gelsin be hocam. Ne güzel arkadaşım sorular karışık gelecek. İşte yok aritmetik dizi sırasıyla falan gelmeyecek. İşte bir geometrik bir aritmetik bir baştan bir sondan. Şöyle bir kafayı senin bir karıştıralım bakalım. Hala çözebiliyorsan daha ne olsun. Başladık bakalım ne var önümüzde. Çemberleri görüyorsun. Şekildeki yarı çapı 27 santim olan dairenin içine her birinin yarı çapı öncekinin 1 bölü 3'üne eşit olan daireler çiziliyor. Tamam. Bak hatta burada bence dikkat edilmesi gereken nokta bu. Kaç tane daire var? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Oradaki yok. Oradaki merkez. O daire falan değil. Şekildeki dairelerin çevreleri toplamı nedir diye soruyor bana. E çok kolay buluruz. Şimdi 1 bölü 3 eşit ya? Aslında bu nasıl bir dizi olabilir? Tabii ki geometrik dizi. R değeri sürekli değişiyor. Şimdi R değeriyle ilgili hesap yapacak olsam burası R ise burası R çarpı 1 bölü 3'tür. Burası R çarpı 1 bölü 3'ün karesidir. İçerideki yeşil için R çarpı 1 bölü 3'ün 3. Üçüncü kuvvetidir. Mantıkken bunu yazdıysan bu iş olmuş demektir. Aslında problem problemvari bir soru değil mi? Bu arada çemberde çevre nasıl hesaplanıyordu demeyeceğim. Sen zaten hatırlıyorsundur onu da ben buraya notumu düşüneyim. 2 pi R. 2 çarpı pi çarpı R artı bu birincisi. Tamam. Gel ikinci üçgene pardon daireye geçelim. 2 çarpı pi çarpı R çarpı 1 bölü 3. Anlıyorsun bir sıkıntı yok. Artı bir içeridekine geçtik. 2 çarpı pi çarpı r çarpı 1 bölü 3'ün karesi. Bunda da problem yok. Bunu yazdım. En son içeridekini yazacağım. Hadi gel onu da buraya yazalım. 2 çarpı pi çarpı r çarpı 1 bölü 3'ün kübü. Bunları yerlerine yazacağız. işlemleri yapacağız. Soruyu bitireceğiz. Pi'yi pi olarak alacağız. Adam dememiş ki bana 3 olarak al falan. O zaman 2 pi parantezini alalım mı? Bak ne kaldı burada? 27 kaldı. Çünkü R'yi zaten 27 vermişti. R çarpı 1 bölü 3. Yani istersen işlemi de üstünde yapayım. 27 bölü 3 buradan ne geldi? 9 geldi değil mi? 27 artı 9. Geldim buraya. Bak burası 1 bölü 9'dur. R 27'dir. Sadeleştirdim kaç kaldı? 3 kaldı. Yalnız o 3'ü de mavi yazalım da şık olsun. 3 artı. Buradan devam ediyorum. Ee, R neydi? R 27 idi. İstersen düzelteyim. 27 çarpı 1 bölü 3'ün kübü nedir? O da 27'dir. Cırt cırt. Buradan 1 kaldı. Birimi de yazdım. Artık soru hazır. 2 çarpı pi çarpı. <laughs> ne oldu? Niye gülüyorsun hocam? Nesi komik bunu diyorsun? Bak şimdi göstereceğim. Ey kerata in şuradan. Bacaklarıma dolanıyorsun. Kapıyı kapatmayı unuttum. Biliyorum tatlı şey dedim. Kusura bakma. Kaldığım yerden devam ediyorum. 29 bir daha 10 yaptı. Bu daha 13 yaptı. Şimdi 13'te toplayalım. 7 3 daha 10 elde var bir. 2 bir daha 3 bir de elde 4 yani 40. 2 pi ile 40'ı çarptım. Cevap ne geldi? 80 pi yaptı çevre uzunlukları toplamı. Tamam mıdır? Oldu diyorsan hadi gel gönder. Gönder gelsin hocam. Şimdi Neyle ile alakalı bir soru bakalım. Geometrik dizi ile alakalı. Ortak çarpanı vermişiz. Buradaki oranı istiyoruz. Nasıl yapacağız hocam bunu? Bence not al. Ortak çarpan yani R dediğin şey kaçmış? 3'müş. A4, A5, A6, A7, A4, A5. Bir dakika ya. Buradaki ifadeler aslında birbirlerinin aynısı değil mi? Aynısı. İstersen şöyle bir şey yapabiliriz. Bak buradaki ifade farklı. Biz bunu matematikte çok fazla yerde yapıyoruz aslında. Kalp metodu. Matematiğin sevgi dolu, aşk dolu olduğunu gösteriyor. Yalan. Gel buraya. Devam ediyorum. Yukarıda ne var? A4 artı. A5. Aşağıda ne var? A4 artı A5. Bitti mi? Bitmedi. Biz ayırıyoruz. Hani bunu parça parça ayırıyoruz. Artı dedim. Yoluma devam ettim. A6 ile A7'yi toplayacağım. Altında A5 değil o. A4 olacaktı. A4 artı A5'e böleceğim. Şimdi sağ taraftaki işlemi yapmaya bile gerek. Pardon. Sol taraftaki işlemi yapmaya bile gerek yok. Oranlar belli. Buradan bir gelecek de hocam burada ne yapacağız? Benim tavsiyem burada şunu yapalım. Her zaman en küçüğe göre işlem yapılır. Küçük olan kaç? A4. Peki ben A6'yı A4 cinsinden yazsam A4 çarpı R kare yazarım. Sen de anlarsın bir problem yok. Tamam. Burayı da yine A4 çarpı R'nin nesi yazacağım? Küpü yazacağım. Burası zaten A4. Burası burası A4 çarpı R. Şimdi ortak çarpanlara ayıralım. Bir şeyler görmeye çalışalım birlikte. Yukarıda ortak olanlar kimler var? A4'ler ortak. Bir tane de R parantezini alabilirim. A, hatta R kare Neden bir tane R'si? R kare parantezini alırım. Burada 1 artı R kalır. Kal bende. Kal bende. Aman diyeyim. A4. A4 çarpı R parantezini almaya gerek yok. Sadece A4 parantezini aldığımda 1 artı R de burada kaldı. E süper. Sadeleştirmeler çok net. Cırt sana cırt sana cırt sana cırt sana. Bir şey kaldı mı piyasada? Piyasada bir şey kalmadı ama aman diyeyim hocam. O en başta yazdığım biri nasıl unutuyordum? Bak şuradaki biri buraya taşıdım tamam mı? Neredeyse gidiyorduk ha. 1 artı 1 artı R kare parantezini almıştık. R'yi vermiş en başta. Biri 3'ün karesi nedir? 9'dur. 1 9 tane yapar. 10 yapar. Buldun değil mi bunu? Benden önce çözmüş olman lazım. Beni beklemiyorsun. Tamam. Devam mı o zaman? Gelsin bakalım. Sıradaki soru geldi. Bak bu soru tarzı çok önemli. Okul sınavı olabilir. Açtığın herhangi bir soru bankası olabilir. Bence muhakkak var bu soru tarzının içinde. Yukarıda dizinin elemanları var. Diyor ki hem aritmetik hem geometrik bir dizi. Ya bak güzel kardeşim, güzel arkadaşım. Ey arkadaşım diyeyim ya da. Aritmetik ve geometrik dizi ise bir dizi. ikisini birlikte sağlıyorsa aklından asla çıkarma bunu. Bu bir sabit dizidir. Sen sabit dizideki tanımı hatırlıyor musun? Sabit dizi ne demekti? Tanım demek ki her şeydi. Biliyorsun ya birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim hatta hatta ne inci terim hepsi birbirine eşit demekti. Madem burada hepsi birbirine eşit ben de diyorum ki bu arkadaşların hepsi birbirine eşit. Ben işime geldiği gibi de kullanırım bunu eşitliği. X ve Y'yi soruyor. Şimdi bak dikkatli bakarsan burada sadece X var. Burada sadece X var. Ben buradan X'i çekerim. X'i çekelim birlikte. Bak yukarıda X artı 5 var. Bunu aldım. Eşittir dedim nedir? 2X eksi 3 dedim. Bu da tamam. Ne yapacağım şimdi hocam? X'leri bir tarafa toplayacaksın. Bu kadar basit. X eşittir. Bunu karşıya attım. X eşittir 8. Temiz iş. Bunu hallettim. Şimdi istediğim yerden Y'yi çekerim. Paşa gönlüm nereden isterse. Ben buradan alacağım arkadaşım. Ne var burada? X artı 5 eşittir eşittir 2 değil yalnız o. 3 tane x eksi y var. Şimdi x kaçtı? 8'di. 8 5 tane yaptı. 13 yaptı. x yerine 8 yazdık. 3 kere 8 24 yaptı. O da eksi y'ydi. 24'ü karşıya attım. Eksi 11 eşittir eksi y'ye. Y dediğim değer eşittir 11'e. Var mı bir yaramazlık? İşlem hatası da yok galiba. Güzel. Sen benden x artı y'yi istemişsin. Yalnız bak öyle Kötü kötü gülme. Neden gülüyorsun diye sorarsan. Kolay soru hocam. Kakara kikiri deme sakın ha. Güzel soru. İleride can yakan sorular olacak. Son gülen iyi güler dedim. 19 dedim. Bu sorunun cevabına. Tamam mıdır güzel gençlik? Geçelim mi? Sloganla. Gönder. Gönder gelsin mi hocam. Şimdi. Dizide dizi çeşitlerini hatırlaman bizim için önemli. Hatta dizinin tanımını hatırlıyor musun? Yaz şimdi. Durdur dur, videoyu hemen tanıma yaz. Bırak bırak bırak. Her şeyi bırak. Durdur videoyu... Durdur videoyu. Tanımını yaz bir. Dizi tanımını. Ben bilmiyorum etmiyorum yok. Herhangi bir kağıt falan da kurcalama bizi yeme. Yazıyorum. Sen benden önce yazdın ama. F fonksiyondur aslında dizi dediğim şey. Pozitif tam sayılardan nereye tanımlı? reel sayılara bunun yazdıysan helal olsun sana. Ardından şu. Sabit dizi. Durdur videoyu. Sabit dizi ne demekti düşün. Fonksiyon. Aynı zamanda dizi onu da düşün. Sen fonksiyonları biliyorsan dizide zaten problem yaşamıyorsun. Sabit fonksiyon dediğin şey şuydu. E sabit dizi de budur o zaman. Ben ane neyinci terimi neye eşit olacak? C gibi bir reel sayıya. Hatta birinci terimi, ikinci terimi, sabit dizi bütün terimler birbirine eşit ve onlar da bir C sayısına eşit. Tamam diyorsan, oldu diyorsan gel yorumlamaya başlayalım. Ey güzel arkadaş sabit dizide neyli terim olur mu? Olmaz. Ne kareli terim olur mu? Olmaz. O zaman benim bundan kurtulmam lazım. Kurtul demek sıfıra eşitle demekti. N ile terim olur mu? Olmaz. Sıfıra eşitle. Burası sabit kısmı buna dokunma. Zaten M neyi bulacağız geleceğiz ya. Orada yerine yazacağız. Allah'ım ne kadar güzel. Bilince olmuyor mu be? Çatır çatır çıkmıyor mu be? K eşittir 3. Attım kenara. 2M eksi 4 eşittir 0. 2M dediğim değer 4 ise M dediğim değer 2. Bu da çatır çatır çıktı. Bak şimdi AN'ye yazıyorum. AN değeri eşittir. Burayı sıfırladım. Burayı sıfırladım. K'yi yaz diyor. K'ye kaç verdim? 3 verdim. Eksi dedi. 2 çarpı M. M'ye kaç verdim? 2 verdim. 3 eksi 2 iki kere 2'den 4. AN dizisi eşitmiş eksi 1'e. Yani bu dizinin bütün terimleri 1'e eksi 1'e eşit. Hocam 6 mı 7 mi ne istiyorsun sen bana onu söyle. 6 da eşittir eksi 1. İstersen 107'yi sor. 106'yı ne fark eder? Oldu mu? Tamam. 13 sayfa 5. sayfadayım da. Neredeyse tam ortasına geldik. Yine. Yine olmazsa olmaz soru tarzlarından biri. Bize iki tane terim verecekler ve bunların arasına ya aritmetik dizi ya geometrik dizi oluşturacak şekilde terim yerleştirecekler. Aç bak hangi soru bankasında varsa bu sorudan sonra daha doğrusu video bittikten sonra o sorunun içinden geçiyorsun arkadaşım. O soruyu parçalıyorsun. Şaka maka değil gerçekten par hakkını ver. Hadi gel. Ne diyorsun 383 sayıları arasına aritmetik dizi oluşturacak şekilde bak burası önemli 15 tane terimi nereye yerleştiriyor? Adam diyor ki 3'ü yazdım kardeşim ben bla 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 nokta 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 bla 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 diyor ki 83'ü de buraya yerleştirdim. Ama önemli olan bir şey var. Burada kaç tane terim var? 15 tane terim burada var. Şimdi sıkı dur. Bir tane terim burada, bir tane de burada. 15 16 17 terim yaptı. Demek ki birinci terim burası. 17. terim burası. Bu doldu mu? Anladım mevzuyu. 10. sayı kaçtır diyorsun. Hadi gel bulalım. A1 belli 3. A17 belli 83. O zaman yapacağımız hareket belli. Demek ki A17. terim A1. terim artı formülü zaten biliyorsun değil mi? 17'den 1 çıktı. 16 tane artış miktarına eşit. Hocam ben hatırlamıyorum falan diyorsan Dön başa izle. Aritmetik diziyi, geometrik diziyi olmadan olmaz. Formülleri bileceğiz. A17 kaçtı? Ispatına kadar bileceğiz hatta. Biz yaptık. 83 yazdım. A1 kaç? 3. Artı 16 çarpı D. D artış miktarı. Bunu karşıya attım. 80 kaldı. 80 aslında 16 tane D ise her tarafı 16'ya böldüğümde artış miktarını buldum. 5. Bu sayılardan 10. sayı kaçtır diyor. Aslında bir dakika yerleştirilen bu sayılardan. Anam çok kritik. Yerleştirilen sayılardan 10 tane buradan saydığımda aslında baştan kaçıncı terim oluyor? Aman Rabbi. Bunu yapmadıysan gitti soru be gençlik. Neredeyse ben de yapmadım ha. 11. terimi soruyor. 11. terim 1. terim artı 10 tane de D demektir. Şimdi 1. terim belli. 3 olarak zaten bulduk. 10 çarpı e, D'yi de 5 verdi. 3 artı 10 çarpı 5'ten 50 topladım 53. Ne bu? Yan yana iki kazık anlamayana çok yazık. 11. terim 53'tür. Adam bize 11. terimi soruyor. Aman yerleştirilen bu sayılardan. Anlıyorsun. A olacak. Olacak. Bir daha sar. Bir daha izle, Bir daha sar. O olduysa, olduysa gel benimle birlikte. Devam ediyoruz. Problem var bir soru yine dizilerden. Bir öğrenci matematik öğretmeninin 7 gün içerisinde çözülmesini istediği 190 sorudan İlk gün 25 tanesini çözüp, tamam. Diğer günler, bir önceki gün çözdüğü sorulardan 15 tane fazla soru çözerse, verilen soruları kaç gün erken tamamlamış olur? Bir dakika ya. Her gün 15 tane fazla. Bir dakika, sen bana şunu verdin, artış miktarını verdin 15. İlk günün 25 tanesini çözdü dedin. Burası 25. Ne istiyorsun sen benden? Toplamda 190 olacak. Kaçıncı gün bitireceğiz? Henüz bir fikrimiz yok. Üstüne 15 ekleyip ekliye gidebiliriz. Aslında yanlış değil. Yapılabilir. Ama ama biz şöyle çözelim. SN formülünü hatırlıyor musun? N bölü 2. Hatırla. A1 artı A neydi? Toplam. Toplam kaç burada? Zaten bizde belli olan bir değer var. Bak biz 190'a ulaşmaya çalışıyoruz. Acaba kaçıncı terimde buraya ulaşacağız 190'a? Bütün terimlerin toplamı 190 olsun. Çözülmesi gereken sorular bitsin. Hocam 190 soruyu biz bir günde bitiriyoruz diyen de vardır burada. Neyse devam edin. Nereden aklıma geldiyse. Şimdi 190'ı yazdım buraya. N'yi bilmiyorsun. N bölü 2 mi yazdım. A1 belli mi? Belli. 25. Şimdi diyeceksin ki hocam. Ey güzel hocam. A AN dediğim değer belli değil. Ne yapacağım? O zaman ben de diyorum sana. Formülü böyle bil. Ama soruda gerektiğinde şunu da yazabilmelisin. Bak bunu yazabilmeliyim. Buradaki A1'i yazacağım şimdi buraya. A1 dediğim değer 25 artı N-1 çarpı D. D kaç? 15. Şimdi temiz iş oldu mu güzel arkadaşım? Oldu galiba. Neyi çektik mi bu iş biter. Ha, o kadar da kolay gözükmüyor denklemin işlemleri. Yine de bir bakalım bir şeyler buluruz. Şurası ne geldi? 50 geldi gördüğün gibi senin de. Artı 15 tane ne? içeri dağıtıyorum ya. Eksi. Eksi bir de kaç var? 15 var. Bence bu ikiyi artık sallayalım karşıya. 2 kere 9 18'in 8'i 380 çarpı ne? Devam. Ah 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 hocam telefonun sesi ah. Hemen kestim hemen kestim. Kusura bakma özür dilerim. Bazen unutuyoruz ya yani. Aman diyeyim senin de dikkat dağılmasın Hemen aklına geldi mi? WhatsApp, Instagram. Dur dur. Bende kal. Bana gel. Gel 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 gel. 15 ne? 50'den 15 çıktı ne kaldı? Artı 35 kalır. Doğru mudur? Doğru. Hadi gel dağıtarak devam edelim. 380 eşittir. 15 tane n kare artı 35 tane n. Bu bir denklemdir. 15 ne kare artı 35 n eksi 380 eşittir 0. Oh nihayet. İş biraz kolaylaştırmak istiyorum. Aslında çok da kolaylaşmayacak ama şöyle bir şey yapabilirim. 5'e böldüm. 3 5'e böldüm. 7 380'i kafadan bölemedim. Şuraya aldım. 5 kere 7 ne yapar? 35 yapar çıkarttım. 30'un içerisinde 6 defa var. Tam bölündü. 76. Şurayı da aldım. 76. Gel bir daha temize çekiyoruz. 3 ne kare artı 7 tane ne eksi 76 eşittir 0. Uf, biraz sert. Ne yapalım? 3 neye ne diyelim? Çıkıyor değil mi? Ekranda gözüküyor bunlar. Tamam. 76'yı öyle bir bölelim ki 7 neyi bırakacak bize. Gel 76'yı şöyle kenarda biraz uğraşalım biz onunla. 76'yı ben 2'ye bölseydim 2 kere 3 6. 16'nın içerisinde 8 var. Hmm. Yani 2 çarpı 38 yazabilirdim 76 yerine. Devam. Bak sen de bunu gayet doğal çözüyorsun. İstersen ilerlet. Ben buradan kurtulmak istiyorum dersen. 2 çarpı 17 yapsam 2 kere 7 17 olmaz. 19 daha mantıklı olmadı mı? 2 kere 9 18 oldu. Yani 4 çarpı 19 ama eşit bu arkadaş. O da doğru. O zaman şöyle yazalım bak. 4'e 19. Tam tersi yazayım. Tam tersi yazayım. Anladın sen. Anladın sen bak. Burası 19. Burası 4. Niye böyle yazdım? Buna artı buna eksi koyacağım. Çapraz kontrol et bak şimdi. 19 neyden? 19 neyden? 12 ne çıktığında ne kalır? İstediğin değer kalır güzel. Şimdi çarpanlarına ayrılmış hali. Vay be hocam ne yordu bu sorunun burası. 3n artı 19. n eksi 4 eşit 0. Buradan n ne negatif gelecek. Beni ilgilendirmez n pozitif olacak. Neden falan demiyorsun değil mi? Dizi tanımı. n eşittir buradan 4'tür dedim. 4 günde bitiriyor demek ki arkadaş bu. 4. gün bütün soruları çözer. Soru benden bunu istemiyor. Verilen soruları kaç gün erken tamamlamış olur. Şimdi 7 günde bitir dedi. Biz 4 günde bitirdik. Kaç gün erken tamamladım? 3 gün erken bitirdim verdi ödevleri. Tamam mıdır? Biraz uğraştırdı, biraz işlem yaptırdı ama 4 işlem dizi kısmını zaten başta halletmiştik biz. Yani şu formülle aran iyiyse, gerektiğinde bunu da yazıyorsan deme gitsin. Bir yudum su alayım mı? Hadi gel devam edeyim bir yandan da. 8. sayfayı direkt geçtim. Şimdi merak edenler olacaktır, fark edenler olacaktır. 8. sayfayı boş atmışım. Neden öyle olmuş anlamadım. Direkt 9'a geçtik. Ani aritmetik dizi ve verilenler var. Oo, efsa soru. Gel yazalım. Efsa soru. Yakalaman lazım ama. Yakalaman lazım ona göre. A1, A4, A7, A10 toplam 40 olduğuna göre bu dizinin ilk 10 teriminin toplamı. Ne istiyorum benden? Önce gel onu yazalım. Diyorsun ki A1, A2, A3, artı nokta nokta artı a 10. Bir dakika ya. Toplam formülüyle de yazabilirim ben bunu. Neydi o? S N bölü 2. A1 artı A neydi formül? Şimdi buradaki verilere göre yazacağız. N dediğimiz şey 10. Yazıyorum. 10 bölü 2 çarpı A1 artı A10. Buradan anlaştık mı? Güzel. Bana ne lazım bu soruyu çözebilmek için? A1 ve A10'un toplamı lazım. Bir dakika gel bakalım. Aritmetik dizi. Eyvallah. 1 var, 10 var. Bir dakika baştan sondan toplasam indisleri ne yapar? 11 yapar. 4 var, 7 var. Baştan sondan toplasam indisleri ne yapar? Dur bakalım. Ben biliyorum o zaman A1 ile A10'un toplamını 2'ye bölersem A4 ile A7'nin toplamını toplayıp 2'ye bölersem birbirine eşit çıkar. Hatta 2'ye bile bölmeme gerek yoktu değil mi? Bu ikileri götür. Biz şunu yazalım o zaman. A1 ile A10 eşittir. A4 ile A7'nin toplamı. Aritmetik dizinin önemli bir kuralıydı bu. İşte o kuralı kullanacağız burada. O zaman biz şöyle yapalım. Bize A1 artı A10 lazım ya. Burada kaç tane A1 artı A10 değeri var? 2 tane A1 artı A10 var. Bunu nereden anladın değil mi? Bir tanesi buradan bir tane buradan 2 tane A1 A10 toplamı var. Cevabı da 40'mış. E, her tarafı 2'ye bölerim. A1 artı A10. Bunu çözdüysen var ya helal olsun sana. 20'dir. Tamam. Giderim yerine yazarım. Soruyu bitiririm. Hadi gel yerine yazalım. 10 bölü 2 çarpı çarpı biliyoruz artık. 20 sadeleştirdim. 10 çarptım. Çarptım 100 dedim. Temiz iş. Oldu mu gençlik? Tamam mıdır? Hadi tekrar gaza gelelim. Enerji tavan yola yola devam hocam. Tekrar böyle başlara dönelim. Şöyle dedik ya karma yapacağız. Ani dizisi verdik sana. Bu dizinin kaç terimi 3 ile 15 arasındadır diye sana sorduk. Ne yapacaksın? 3'ü yazacaksın. Küçüktür diyeceksin. 3 ne? Eksi 2 bölü 3. Küçüktür 15'i yapıştıracaksın. Çünkü ben neye yerine ne yazarsam cevap bu aralıkta çıkar. Gerisi mi? Gerisi eşitsizlik çözümü mü? Eşitsizliği nasıl çözersin? Şuradaki paydadan kurtulursun. O yüzden ben herkesi kaçla çarpıyorum? 3 Bak bunlar bir kere gidecek. Şurasına geldi. 9 geldi. Burada zaten sadece 3 n Eksi 2 geldi. Küçüktür. Küçükmüş 45. Var mı senin için problem? Eksi 2'den de kurtul o zaman. Burası oldu 11. Burası 3 ne? Burası burası 47. Her tarafı 3'e böldüm. 11 bölü 3. Buraları belki söyleyemedim. Küçüktür ne? O da küçüktür. 47 bölü 3. Bize kaç terim diyor? Bu terimler hep pozitif yap. Pardon. Bu terimler hep tam sayı ya. Biz tam sayı aralığını bulmamız gerekiyor. O zaman gel kenarda 11'i 3'e bölelim. 3 göre 3 9. Çıkarttım 2. 20. Buraya da bir 0 koyarız. Pardon virgül koyarız hatırla. 3 kere 6 18 bla bla gidiyor. 3,6 gibi bir sayı bu arkadaş. 3,6 küçüktür ne? O da küçüktür. Şimdi bana 47 bölü 3 gerekiyor. Bir defa desem 3 olur 17 olur. 3 kere 5 15 desem 2 olur. 20 yine 20 geldi. Biz yine 6 ile çarptık. 15,6'lı bir sayı geldi. Biz aradaki tam sayılar lazım. Yani ne yerine alabileceğim en küçük tam sayı 4 iken alabileceğim en büyük tam sayı değeri 15'tir. 15,6 ya. Bu aralıkta değerler. Yani ne elemanıdır? 4, 5, nokta nokta 15. Aralığında kaç terim diye sormuş. Terim sayısı bulma formülü değil mi? Hatırlıyorsun. 15'ten 4 ilk terim. Eksi son terim. Bölü. Artış miktarı. Artı 1. Sanki ilk terimine yanlış söyledim. Son terim eksi ilk terim. Şimdi doğru oldu. 11 bir daha ne yaptı? 12 tane ne vardır? Terim. 3 ile 15 aralığındadır. Tane tane çözdük. Sen de çözdüysen. Oldu be güzelim. O zaman gel gezelim diyecektim. Ne gezmesi daha? 11. sayfa var. Hadi bakalım. Allah. Şunun arkasını aç kapatmayı Kaldığımız yerden devam. Ne var karşımızda? Dış bükeyi birçok gelin. İç açıların nasıl gidiyor? Var mı yaramazlık? Bak dizide son dersi yapıyoruz. Ayrılık vakti dizide. Soru avcısı yapıyoruz. Sınavlara hazırlanıyoruz. Belki sadece bu soru avcısını izleyip bir tekrar da yapmış olabilirsin senin için. Oluyor mu? Çözüyorsun ama değil mi soru? Konuşuyorum ben de gerçekten. Bazıları böyle gerçekten sallıyor değil mi? Çok güzelsin ya. Vallahi bak. O sallayan arkadaşım. Çok tatlısın gerçekten. Hadi gel. Dış bükey bir beşgenin iç açılarının ölçüleri bir aritmetik dizi oluşturmaktadır. Dış bükey beşgen. Bir dakika dış bükeği, beşgenin iç açıları toplamı nasıl bulunur? Bunu anlatmana denemeyeceğim. Bak istersen bir dakika ileri al hemen bunu anlatacağım. Çok tatlı bir anlatımım var burada. Gel bak hiç ezber mezber yok. Tamamen mantık. Üçgenin iç açılarını yalnız bana bileceğine bunu ezbere bileceğim sadece. Üçgenin iç açılar toplamı 180 bunu biliyorum hocam. Herhangi bir dış dörtgen. Ey güzel arkadaşım. Tuttum ben bunu üçgenlere ayırdım. İçinde kaç tane üçgen var bir dörtgenin? iki tane var. Demek ki bir üçgen 180 ise 2 ile çarptım. Herhangi bir dış bir dörtgenin iç açılar toplamı 360. Allah'ım ne kadar zevkli. Bak şimdi bak. Kaçgen lazım bana? Beşgen. Dur beşgen böyle çizilir mi? Hiç şöyle. Şöyle. Hop. 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 1, 2, 3, 4, 5. Süper. Şimdi ne yapacağım? Bunu üçgenlere ayıracağım. Bak üçgenlere ayırıyorum. Ayırabilirsin değil mi? O kadar değil. 1, 2, 3. Kaç tane üçgen var hocam? 3 tane. O zaman 180 bir tanesi ise 3 çarptım. 540. Mantığı anladın değil mi? Efsane bir yatırım. Ha, formülü şuymuş. Bize ne? 180 çarpı n eksi 2. Unut formülü. Formülü falan unut. Gel buraya. Gel buraya bak bu yöntemi öğren. Sen rahat edeceksin sonra. Altıgen mi istiyorsun? Ya ne fark eder arkadaşım? İster altıgen ister yedigen ister sekizgen ister engen ister yengen hiç fark etmez. Hepsini hallederiz. 180 çarpı 6 gelme. 6 ile çarpacaksın. 720 çatır çatır. Bak bu formül işe. Dur biz kopmayalım. Şimdi o zıplayan arkadaşlar buradaysa bir dakika sürdü mü? 540. Bir dış bükey çok genin, iç açılar toplamı. Kaç tane açı var içinde? 5 tane. Bunlar da bir aritmetik dizi oluşturacak. O zaman 5 tane elemanı olan sonlu bir dizi var benim elimde değil mi? A5 toplamlarda kaça eşit? 540'a. Bunu yazdıysak tamam. En küçük açı. Biz bunu en küçük A1 kabul edelim. Bu 48 olsun. En küçük dış açının ölçüsü kaç derecedir? Yani bunun dış açısını soruyor. İç açıyı bul en büyüğünü. Çıkar 180'den onu istiyor. Anladın. Hadi gel. Şöyle yapalım mı? Bak bu A1. Bunu da A1 cinsinden yazalım. Yazabiliriz değil mi? A1 artı D. Bunu da A1 artı 2 D. Bunu da A1 artı 3 D. Bunu da yazdım. A1 4'e. Hani A1 belli ya. Herkes A1 cinsinden yazmak işimi kolaylaştırır. 1 2 3 4 5 bu A1 olacak. 5 tane A1 var elimde. Yazıyorum 5 tane A1 var. Devam ediyorum. 1 4 da buradan 5. 3 2 5 de buradan kaç tane D var? 10 tane D var. Bu kaça eşit toplamı? 540'a. Yakaladın değil mi mevzuyu? Süper. A1 kaç? Hocam A1 48. Gel çarpalım. 5 kere 8 40. Elde var. 4. 4 kere 5 20. 240 toplamı. Artı 10 tane de bunu da toplayınca ne elde ediyorsun? 540. At bakalım karşıya 10 tane D'yi bulalım ki 10 tane D 300'dür. E D dediğim şey demek ki 30. 30'lar 30'lar artarak gidiyor. Biz en büyük açıyı bir bulalım bakalım. iç açıyı daha doğrusu. A5 A1 artı 4 tane D olması lazım. A1 48'di. 4 çarpı 30'dan 48 artı 4 göre 3, 12, 120 yapar. Toplam 168 yaptı. Bak biz A5'i bulduk. Bu bir iç açı. Bak şundan bahsediyor. Şurayı buldum değil mi? 100. Dış açı oldu. Şurası. Şurayı buldum. 168. Benden bunu istiyor. En küçük dış açı buradadır çünkü. Orası bir tam açıdır. Doğru açıdır. Doğru açı 180 derecedir. 368'ini iç açıda kullandık. Geriye kaç derece kaldı? 12. Doğru mu? 12 derecedir doğru cevap. O en küçük dış açı için. Anlaştık mı? Çözdüysen ne mutlu sana. 11. sayfa bitti. Gönder gelsin 12 gelsin hocam. İndirgemeli dizileri hatırlıyoruz mu? Bir kontrol mahiyetinde indirgemeli dizi çözelim birlikte. Her şeyden var elimizde. Her şeyden çözüyoruz burada. Bir dizinin genel terimi bu olsun. A1'de 1 olsun. A6'yı arıyoruz. Bak şimdi bu tarz indirgemeli dizilerde kaçı verdi biri verdi. Kaçı istiyor 6 istiyor. Burada A1 elde edebileceğin en küçük değeri bu. Burası. N yerine 2 yazarsam kaçı elde ederim A1? De ki kendine. Ben önce A1'i bulayım. Daha doğrusu elde edeyim. Sonra 6'ya kadar yolum var. O yüzden N yerine önce kaç vereceğim? 2. Bak ver tek tek yaz. Hiç 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 problem yok. A2 eşittir. 8'den 2 çıktı 6. Böyle aşağıda 2. Bölme bırak öyle kalsın. Çarpı. Burada ne oldu şimdi? A1 oldu. Var mı senin için sıkıntı? Bak sırayla devam. N yerine 3 yazdım. Burası A3 oldu. N yerine 3 yazdım. Burada 5 kaldı. 5 bölü 3 çarpı çarpı A2. Yaklaş. N yerine 4 yazdım. Hepsini yazalım. Ve fazla yok zaten. Ben hepsini görmeni istiyorum açıkçası. 4 yazdım. 4 kaldı. Payda da 4 çarpı çarpı A3. Yaz bunda be. Zararı yok bize. N yerine 5 yazdım. A5 eşittir. 5'i yazınca yalnız ne kalır? 3 kalır. 3 bölü 5. A 4. Bir tane daha yazdım olay biter. Neye yerine? 6 yazdım. A 6. 8'den 6 çıktı. 2 bölü 6 çarpı A 5. Şimdi her tarafı çarpacağım mı toplayacağım mı? Aralarında çarpma işlemi varsa demiştik hatırlarsan. Ne yapacaksın? Biz de taraf tarafa çarpacağız arkadaşım. Taraf tarafa çarpıyorum ama sadeleştirme var bak. Bu da en güzel yanı zaten. Bunu yakalarsan soru gidiyor. Bak bunlar yedi birbirini. Bunlar da yedi. Hepsi birbirini yedi. Ne kaldı hocam benim elime? Sol tarafta bu. Sağ tarafta. Sağ tarafta bunların hepsi kalıyor. Bir de bu A1 kalıyor. Yazalım bakalım. Sol tarafta A6 kaldı. Sağ tarafta 6, 6 bölü 2 çarpı 5 bölü 3 çarpı Aa, a, a. A, 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 Görüyor musun? Görüyor musun? Bak burada sa sadeleşenler var ya kabak gibi meydanda. Çarpı bir de a 1 var. Gözüküyor mu A1? Vallahi göremedim. Ekranda çıktı mı o? Gençlik çıktı. tam ucundan yakalamışız. Varsa sadeleştirmeleri yapacağız. Cırt dur farklı renk al ama. Cırt sana cırt sana. Cırt sana cırt sana. Cırt sana cırt sana. Cırt sana cırt sana. Bunlar zaten yedi birbirine. E hocam A6 A1'e eşitmiş. a de birmiş. Ya yalnız tek başına sadece bunun için mi uğraştık? Bir mi? Bir de sayı. Onu da bulduk. Geçiyorum son soruya. Son soru efsane bir soru. Son soru boşa harcanmaması gereken bir soru. Son soru senin çözmen gereken soru. Artık dizilerde öğrendiğini her şeyi buraya buraya bu, bu soruda parçalamal lazım ya. Daha nasıl anlatayım? 2019 AYT sorusundan başladı, bahsediyorsun sana. Lütfen bunu sen deniyorsun. Bak atarlandım bir anda ya? Önce sen bırak 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 izleme çözümü. Önce sen uğraş. 5 dakika 10 dakika gerekirse durdur çöz bu soruyu. Hallettiysen gel beraber de çözeceğiz. Gel gerçekten hallettin. Yeme beni. Gel şimdi. Herhangi ardışık üç terimin toplamı birbirine eşit olan bir ane dizisi için. Herhangi ardışık üç terimin toplamı birbirine eşit. A2 A3 toplamı eşitmiş a 4e o da 2'miş. Tamam. Buna göre 25'e kadar olan işlemin sonucu nedir? Nasıl yapalım? Bak şöyle yapalım. Herhangi ardışık 3 terimin toplamı birbirine eşit diyorsun. Şimdi A2 artı A3 artı A4. Ben bunu bulurum arkadaşım. Nereye bakar bulurum? Buraya bakar bulurum. Hepsi belli. Bunların hepsi kaça eşit? 2'ye eşit. Bu da 2'ymiş. Bu da 2'ymiş. E, toplam kaç çıkar? Toplam 4 çıkar. Misal bak. Bir sonrakine bakalım. A5, A6, A7. Toplam kaç çıkacak? 4. Bunda hem fikir misin? Güzel. Güzel. Devam edelim. A1 artı, A2 artı, A3 artı, A4 artı, nokta 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 artı, A 23 artı A 24 artı A 25. Niye böyle yazdık şimdi? Ben bu soruyu çözmek istiyorum ama nasıl çözeceğim hakkında bir fikrim yok. Tamam üçlülerin hepsi 4. Üçlülerin hepsi 4. Hmm. Şunu da yakalayalım mı? Bak bu ikisinin toplamı 2 ise eğer. Şunu da yakalarız bence en baştan. A 1'i bence direkt buluruz. A 1 artı A 2 artı A 3 artı. Hepsinin toplamı 4 çıkmak zorunda. Zaten bir kere öyle dedik ya. Şurası ile şurasının toplamları belli. Daha doğrusu bu belli bak. Bu kaç? Yukarıda verilmiş 2. O zaman bu arkadaşı ben buldum. O zaman bu da 2 olacak. Demek ki A1 dediğim cevap kaç? 2. Gel bunu ben listede yerine yazayım. Burası 2. Peki A2, A3, A4 toplamı kaç? Şurada bulmuştum. 4. Dörderli gruplar yapsam. Gerçekten nerede biter? 25'te biter. Bu da 4 çıkar mı? çıkar. Peki buradan buraya kaç tane özür dilerim üçerli grup var. Yani 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tek tek yazılmaz ama nokta 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 ne o var? 23 bunu sil. 24, 25. Her biri kaç bunların cevabı? Bunların her birinin cevabı 4. Anlıyorsun değil mi beni? Tamam. Onayladın, tasdikledin. Gel devam ediyorum. Burası 2 hocam. Artı 4 çarpı. Burada kaç tane dörtlük grup var arkadaşım? 25'ten 2 çıktı 23. Bir ekle 24. 24'ü kaçar kaçar gruplandırdım? 3'er 3'er. 24'ü 3'er 3'er gruplandırırsan kaç grup var elinde? 8 grup var. 8 tane 4 var elinde. Umarım anladım ben. Anladıysan zaten bitti. 4 kere 8 32. Toplamı 34 dedim. 34 İstanbul 9 Kasım. 9 Kasım 2019 günü TÜYAP kitap fuarında saat 10.30 12 arasında kitapları imzalıyoruz. Reklamı da basayım. Denk geldi ama. Vallahi denk geldi. 2019 ayete yoksa. Nereden bilsinler benim kitap fuarını? Tamam mıdır? Orada da görüşelim. Son soruyu da çözdük. Bu da oldu diyorsan. Bu ne ya? El işareti tamamdır. O zaman yeter. O zaman gidelim artık. Yepyeni bir konuda görüşelim senle. Çünkü artık ayrılık vakti. Dizilere noktayı koyduğumuz sınava hazırlık soru avcımızı yaptık. Daha ne yapacağız? Daha sen yapacaksın. Açacaksın soru bankasını parçalayacaksın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar güzel arkadaşım. Her ayrılık, daha doğrusu her konunun bitişi bir ayrılık da olsa bir başlangıcın haberi. Yepyeni bir konuda, yepyeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi davran, iyi çalış, çok çalış, kendin için çalış. Hoş kal, hoşça kal.